Hocam selamlar, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz iyisiniz. Biz de iyiyiz, sağ olun. Geçen bölümde daha çok yayınlar üzerine konuştuk. İyi yayın, kötü yayın, işte Crackpot Index vesaire. Bu sefer dergilerden bahsetmek istiyorum. Yani hangi dergi iyi, hangi dergi kötü? Bir, bilim insanı hangi dergiye gönderdiği zaman ve onaylandığı zaman iyi iş yapmıştır diyebiliriz ve kötü bundan bir şey olmaz diyebiliriz. Evet yani dedik ya iyi bir yayın dediğimiz şey iyi akademik yayın. İşte özellikle uygulamalı alanda biraz daha belirgindir. Yani yine iyi bir dergide yani hep iyi iyi diyoruz. Onu biraz hafif anlamak gerekir belki ama teorik şeylerse biraz daha hafif zor. Çünkü yani. Bayağı soyut bir şey. Doğrudan sonucunu göremediğimiz bir şey. Birincisi tabii ki iyi bir akademik dergi uluslararası seviyede. Bir geleneği olacak yani. Siz de bir önceki yayında demiştiniz ya bir taraftan Oxford var, öbür taraftan işte Piyade Paşa bilmem ne. Yani... Buranın da 150 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık bir geleneği olsaydı tabii yani burayı küçümseme anlamında değil tabii. Dolayısıyla bir geleneği olacak. işte editörleri önemli insanlar olacak dünya çapında gibi gibi. Birincisi onlar var. Dolayısıyla belli bir tarihi olan bir e, belli dergiler ve tabii ki hakemleri iyi olacak. Şimdi bunlar bunların sayısı en azından en en üst seviyedeki olanların sayısı biraz daha şey. Yani sayısı az kontrol edebilir seviyede. Dolayısıyla hakemler hala kaliteli. Yine ya, yanlış şeyler yapılmıyor mu yapılıyor olabilir. Fakat hem editörler hem hakem biraz daha elezi düzgün diyelim o anlamda yerler var dolayısıyla bunların biz kendi içimizde biliyoruz ama bizde bile yani şu iyidir şu kötüdür şeyi bazen karışabiliyor ama belki şeyi söylemekte fayda var yani artık özellikle teorik yayınlarda soyut karanlarla çalışıyorsunuz. E doğrudan bir uygulaması olmayan şeyde. Ve hatta hemen belki önemini fark etmeyeceğimiz. Hatta geçenlerde Fatih Bey ile Erkcan'ın bir programı vardı yine Teke Tek bilimde. Ya yani orada da konuşuyorlardı. Bu, bu güzel de bir örnektir. Bazen de fantazidir de diyebilir. Yani işte teorik fizikçilerin veya deney, deneycilerin de yaptığı şey aslında şeydir. Yani bir Einstein tek bir kişi değildir. İşte herkes bir şeyler yapar. Bir dağ gibi düşünebiliriz. Üst üste, üst üste sonra en son tepede birisi olur ve bir duvarı aşar falan gibi ya yani veya bir eşiği aşar falan. Bu güzel bir düşünce. Bu doğru mu diyeyim emin değilim. Yani ben tam bu düşüncede olduğumu düşün. Yani olduğunu söylemez ama yani okey. Dolayısıyla orada da şey var dikkat ederseniz. Yani biz aslında paradigmayı değiştirecek şeyi değil de paradigmayı değiştirmeyecek şeyleri ele, elemeye çalışıyoruz. Yani <laughs> evet, işlemimiz evet. biraz da yani işe yarayacak değil de işe yaramayacak şeyleri bulup onları elemek. Hatta biz onu kendi aramızda faz uzayını taramak diye söyleriz. Yani böyle bir koca bir uzay var. O değil, bu değil, bu değil, bu değil. Onları biz tarayacağız. Sonra bir tane hepimizden daha şey her şeyi biraz daha işte geniş görebilecek birisi nelerin olamayacağını görüp aha böyle olabilir falan gibi düşünebilir. Ben dediğim gibi tam süper bu düşün de değilim ben çok daha farklı bakabilen birisini değiştirmesi belki onun da olduğunu düşünüyorum ama yani onu da anlıyorum. Ya yani onu da böyle tamamen saçma falan demek de adım değil ama. Yani dolayısıyla birçok makale de biraz böyle. Yani hatta biz teorik makalelerden bazılarına şey deriz. Bir model kurarız onun ismi toy model olur. Toy, bir oyuncak. Gerçek bir şeye karşılık gelmiyor da gerçeği daha iyi anlamaya yarayacak bir aşama. Anlatabiliyor muyum? Yani. Oyuncak bir şey. Daha sonra daha gerçeğe yakın yapacağız gibi. Ama ya yani toy. Görüyorsunuz oynuyorlar yani. Oyuncak gibi. Yani teorik fiziksel kendi çaplarında böyle eğlenceli. <laughs> Kendilerine eğlenceli geliyor. Başka insanlara gelmeyebilir. Yani böyle bir çaba. Tabii ki doğayı anlama çabası işin ne diyelim zihinsel bir bundan zevk alma yani değil mi doğayı soyut kavramlarla matematik diliyle anlama denklemler bunlar hepsi insana zevk veriyor. insan zaten sevdiği şey az çok yapar bilimle uğraşmanın kendisi de değerli ya yani o ayrı bir şey ama yani doğrudan faydası nedir diye sorduğumuz zaman yani biraz önce insanların faydası dedik ya nedir yani topluğa faydası nedir diye düşünürsek bana kalırsa insanlar ne işte Türkiye dünyada işte İlk onda bilmem ne fiziğinde. Değil mi? Ya yani i̇nsanları gururlandıran bir şey. Yani ben Türk vatandaşım, Türkiye böyle bir ülke falan demek. Ya yani insanın biz insanlara faydamız ne olacak diyorsak o bağlamda biraz öyle. Yani dolaylı çok faydası olabilir. Yani bir deneyle birlikte bir şeyi buldunuz o bilmem neyi değiştirir falan. Ama çok dolaylı. Ve olup olmayacağı da hiç belli değil. Genelde de olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden aslında yani ben bunu böyle uzun yıllar sonra biraz böyle kafamda böyle... <laughs> Jetonu hani böyle düşmeye Yani biraz da şey, tanınırlık. Siz ne kadar tanınır yaptınız, tanınır yaptınız o ülkenizi, ne kadar ününü, şöhretini, bilimsel şöhretini diyelim. Alanda Türkiye daha tanınan bir yer. Onu arttırıyorsunuz aslında. Yaptığınız şey biraz da o. Ve böylece sizin insanlarınız da, sizin vatandaşlarınız da bu ülkenin vatandaşı olmakla gurur duyuyor. mesela bu yönüyle gibi gibi. Yani bu bence çok önemli. Bence bu biraz göz ardı ediliyor. Ama teorik fizikte ki katkılardan belki de en önemlisi o. Anlatabiliyor muyum? O yüzden derginin önemli bir, yani tanınan bir dergi olması, dünya çapında bir dergi olması, sizin de orada yayınlanması çok önemli bir şey. İşte bu iki tane bununla ilgili endeks var. Bunlardan bir tanesi Nature Index. Nature, meşhur bir, meşhur bir e, bilim alanında, bir derginin adı aslında. Bu endeksi de oluşturan aynı bu derginin çerçevesinde bir şirket diyelim. Yani onların oluşturduğu bir gösterge, bir liste gibi bir şey. Bu Nature Index, yani siz de normal internetten girebilirsiniz Nature Index diye arayarak. İşte your gateway to scientific excellence falan falan diyor. İşte akademik, corporate yani şirket kentler bir de hükümetler bağlamında değişik şeyleri sıralıyor. Yani şu şundan daha iyidir bir sıralama yapıyor belli kriterlere göre. Mesela bu da Harvard'ı ilk önce koymuş. Sonra University of Science and Technology of China demiş sonra Chinese Academy of Sciences falan. Ya yani bunun gibi belli alanlarda birçok alan var. Bir sıralama yapmış burada. Bunların özellikle akademik alanda en önemli, en prestijli dergiler diye aldıkları bir liste var. 80 küsur liste. İsterseniz o listeyi göstereyim. Tabii çok küçük yazılar olacak. Ben sadece öyle bir okurum. Ee, bunlar bazıları. Mesela bunların içinde şuradan Nature var. Nano Letters var vesaire. Yani bunlar sadece fizik değil bu arada. Mesela Journal of Psychology. 213 tane makale varmış. Hangi dönem aralığında? Yanlış hatırlamıyorsam Mayıs 2023 ile Nisan 2024 ne? Yani bir 12 aylık bir süreç boyunca bir yıl. Burada Angewandte Kemi International Edition filan vardır. Angavent'e çok meşhur şeyle ilgili makale. Bir sonrakine geçelim. Mesela benim bildiğim mesela Cell çok ünlü bir dergi biyoloji alanında. Yani orada mesela en üst dergi. Sadece bu Nature'ın dergileri değil yani. Dünyada dünyanın en prestijli dergiler listesi yayınlıyor. Nature Index'in kendisi. Bunlar onlar. Kendi dergilerini tabii koymuşlar ama gerçekten prestijli dergiler onlar. Bir sonrakinde mesela Physical Review X veya Physical Letters bizim alanın en üst sayılabilecek teknik hala ama en üst seviyedeki dergilerdir. Dolayısıyla kendi alanın dışındaki alanlarda da var. Mesela Geology. Bu jeoloji alanının en önemli dergilerinden bir tanesi. Mesela Geology'nin orada dergileri var, başkalarının var. Şey makalleleri var. Dolayısıyla yani bütün şeylerde burada sağlık alanında da vardır herhalde. Şimdi ben tabii çok böyle tıpla ilgili dergileri falan bilmiyorum ama illaki vardır işte clinical bilmem ne mesela. Burada Genome Research, filan yani gastroenteroloji yani sadece tek bu ismiyle bilinen mesela dergiler gibi bu listede eğer bir makaleniz yayınlandıysa bu listede olan dergi yani sizin sorunuz şeydi iyi dergi nedir? Evet. Nature bunlardır. Index bununla işte bunlardır. Ya burada bazı şeyleri tartışabilirsiniz. Yani bunların dışında olan belli bir şeyde Nobel kazanmış makale vardır tabii. Ama yani onlar exception, onlar istisna. Bu genel en fazla atfedilen, herkese daha çok hitap edebilecek, çok spesifik değil. Anlatabiliyor muyum? Yani çok ucun ucu bilmem ne yaptınız, çok teknik falan önemli olabilir. Ama yani herkesin anlayabileceği kadar önemli bir iş yaptıysanız aynı seviyede değildir. Anlatabiliyor muyum? Böyle devrimsel bir şey yani. Normal her fizikçinin belki anlayabileceği bir şey ancak gidip de mesela onu gider Science dergisinde yayınlayabilirsiniz yani. Anlatabiliyor muyum? Daha genele hitap Eden, dolayısıyla impact'i, etkisi çok daha fazla olan anlamına geliyor bu. Ne dedik? Özellikle teorik alanda bu önemli. Yani sizin ne kadar tanınır yaptığınız, ne kadar tanınan bir yer yaptığınız, etkisinin ne kadar olduğu bu önemli. Bilimsel anlamda önemli yani. Ee, ama aynı zamanda insanlığın, insanlık için de önemli değil mi? Mesela kansere bilmem ne. Hem o herkes duyar onu tabii ki hem de etkisi çok fazladır. Yani bu birbirini dışlayan bir şey de değil bu arada. Yani sadece Aa, popüler yere öyle değil yani. Aynı zamanda insanlara doğrudan işte hem teknolojiye hem sağlığa vesaire etkisi de olabilir. Yani aslında örnek veriyorum şu an hani Türkiye'deki en büyük problemin birisi işte deprem konusunda örnek veriyorum. Bir hocamızın burada yazmış olduğu bir makaleyle başka bir profesörün tırnak içinde profesörün Avcılar Bilmem Ne Gazetesi'ne yazdığı yazıyla dağlar kadar fark var. Orada. Öyle veya hatta şöyle de mesela Science dergisinde çıkan bir yayınla yine dünya çapında iyi bir dergin ama teknik çok teknik bir yerde yapılan da aynı değil. Hmm. Bir tane siz çok daha dar bir alanda az insana hesap ettiniz. Belki önemli bir iş yapıyorsunuz. Ama yani o alanın o bilmem ne alt alanını için çok önemli ama bütün fizik için o kadar önemli mi? Soru işareti. Belki olur ama soru işareti. Bazen de öyle olur. Yani çok 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 teknik şey bir şey yapmışsınızdır. Mesela işte şeyi, işte kuarklar neden birbirinden uzaklaştıkça kuvvet artıyor? Neden hiçbir zaman serbest kuark göremiyoruz mesela? Bunun cevabı çok teknik. Geçen programlarda bahsetmiştik asimptotik freedom diye. Şimdi Wilczek oradan aldı. O gidip de bunu science'da basamaz. Ya yani çok teknik çünkü hesap. Yani bundan dolayı Nobel'de aldı. Yani o illa Nobel e alınan makaleler buradan olacak diye bir şey söylemiyoruz. Ama genel olarak bakarsak yani etkisi en yüksek olan çalışmalar bu larda yayınlanıyor öyle söyleyeyim. Ya o anlamda bir liste bu. Ama yine de şu soru yine ortada. Ne, ne diye başladık ya? Bu dergilerde de bir ha hakemleri var değil mi? O zaman yani iyi ve kötüyü bir de nasıl ayırt er 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 edeceğiz? Nature Index onun için tıklarsanız bunun içindeki yayınlara başka bir şey daha göreceksiniz. O da Altmetrics. O da şu. Altmetrics başka bir skor. O da şeyi ölçüyor. O yüzden bizim bu programla ilgili de aslında bir ilişkisi var. Altmetrics'in baktığı şey ise bir derginin etkisi ne? Ama bu etkisi sosyal medyada, medyada e, diğer haber alanlarında, Twitter'da, şurada, burada, YouTube veya bu tür mecralardaki etkisine artı normal bilimsel başka makaleler ne kadar atfedilmiş, ne kadar okunmuş, ne kadar download edilip indirilip okunmuş gibi başka parametreler bakıyor. yani bizim, Evet yani bizim bildiğimiz standart işte aa, şu dergideyse gibi değil. Onun ötesinde çünkü orada da hakemler var. Hakemler bazen okumuyor, bazen mekanizmalarda sorun oluyor. Ama bu ne kadar haber olmuş, ne kadar bilimsel bloglarda tartışılmış bu. Belki de yanlış olduğu tartışılmış ama yani kötü bir makaleyi ya olur tabii de çok çok ya ama o şundan dolayıdır. Yani biraz önce gösterdik ya çok iyi bir dergide yayınlandı gibi ama o bir kere olur yani. Bir daha herhalde yapmazlar böyle saçma bir şey. Ama yani bir makalenin kendisi yanlış bir şey olsa bile bayağı değerlidir bayağı tartışılması. Anladın mı? Yani en azından tartışılan bir şey yapmış olursunuz. Doğru veya yanlış. Anladın mı? Yani o yüzden bunun ne kadar tartışıldığı, ne kadar medyada olduğu ve özellikle bilim bloglarında ve bilim haberlerinde, bilim bilimle ilgili habercilikte ne kadar sizin bu makalenizden bahsedilmiş o çok önemli bir ölçüt. Onu ölçen bir şey bu. Dolayısıyla yani o onun biraz şeyi gibi anlatabiliyor muyum? Yani güven mekanizması gibi. Yani evet bunlar iyi yerler ama hala o yeterli değil. Biraz da bunun e, sosyal medyada etkileşimi ne kadar fazla? Ne kadar insanlar insanlık bunu ciddiye almış? Çünkü ne dedik? Ya evet kalite ama ya şimdi madem biz faz uzayını tarıyoruz. Yanlış olan şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Ya kalite ne demek yani? İyi bir matematikle taradım. İyi de yanlış yine yaptığın şey. Paradigmayı değiştirmedin ki. O zaman bu kalite ne yani? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla oradaki bunun etkileşime sebep olması. Sizin üniversiteniz, ülkenizin daha iyi tanınan bir seviye getirdiniz mi? Sorularında bu metrik önemli. Yani o yüzden ben bu, bu, bu özel bizim böyle dinozor diyelim hocalarımız bazen ciddi almayabiliyor bunları. Hatta bununla ilgili ben bu ve bu sonraki slaytta da onunla ilgili bir şey de vereceğim. Ben bir ödüle başvurmuştum. Bizim çok önemli bir makalemiz çıkmıştı 2018'de. Yani o ödülün galiba emin değilim ama bir tane hakemlerden bir tanesi de benim arkadaşım da galiba. E ama yani böyle benle konuş ya, ya, sen şöyle filan böyle bir küçümser tarzda. Yani bu eski jenerasyon bunu çok bilmiyor öyle söyleyeyim. Yani Önemini bence yeterince ona kafa olmadılar. Ve bununla ilgili mesela ben bir örnek olsun diye bir makale aldım 2014'ten. Makale Mercury's Global Contraction Much Greater Than Earlier Estimates. Diyor. Estimates diyor. İşte Mercury'nin global kontrakçılığı, kontrakt etmesi, daralması, işte öncedeki tahminlere göre daha fazla falan gibi. Jeoloji ama Merkür, gezegenle ilgili bir jeolojik bir çalışma. Niye bunu aldım? Celal Hoca burada mesela. Başka önemli yazarlar da var. Yani diğerlerini tanımıyorum. Benim alanım olmadığı için ama. Yani 6-7 kişilik bir yazarlar. Büyük ihtimal hepsi çok meşhur insanlardır. Önemli bir konu yani ilginç bir soru. Merkür önceden belli şekilde demek ki içine doğru kontrakt ettiği düşünüyordu ama şimdi farklı olduğu görüyoruz. Onunla ilgili büyük ihtimal hem teorik hem deneysel, gözlemsel bir çalışma olsa gerek. Yani çok ayrıntısına bakmadım. Ama şurada dikkat ederseniz attention skoru 347. Bu bir şey anlamı ifade etmeyecektir. Daha sonraki programlarda olabilir. Genel bir resmini çekerken Türkiye'nin biz oradan görebileceğiz bunun ne anlama geliyor ama şuradan bakabiliriz. Mesela 35 tane haber yerinde, news outlet'te bu makale konu edilmiş. Dünya çapında 35 tane farklı yerde. İşte 5 tane blogda, 24 tane Twitter user'ı bundan bahsetmiş. 4 tane Wikipedia sayfası, bir Google artı user'ı, Redditor'da bir tane YouTube creator'ı ve 195 tane de atıfı var. Normal akademik atıfı, atıfı var. Atıf bunlar. bunlar da zamanla nasıl değişmiş? Demek ki 2014'lerde çıktı. Ondan sonra birazcık artış gösterdi. 1-1,5 bir, bir yıl boyunca Önce etkisi arttı ama ondan sonra daha da artmadı. Şu ara belki bir daha konuşulmuş gördüğünüz gibi gibi. Bu biraz daha yalnız bilimsel. Yani şurada artık görünürlüğü yok. Çünkü o zaman bulundu. İlginç görüldü. Haberlere yansıdı ve okey. Şimdi bu, bu skor çok önemli. Yani tabii ki dergi Nature Ge Geoscience. Çok önemli dergi. Ama sadece bu da değil. Yani o dergide yayınlanan bir sürü bir şey var. Ama ne kadarı etkileşime sebep oldu ve toplulukta ilgi uyandırdı. Bu çok önemli bir endeks. Anlatabiliyor muyum? Yani bir üniversiteyi daha tanınır bu yapar yani. Bütün dünyada konuşuluyorsanız değil mi yani? O anlamda değerli. Bir sonrakine geçelim. Bu da mesela bizim yaptığımız bir şey. Bu nötron yıldızlarının işte iki tane nötron yıldızın birleşiminden bir gravitasyon dalga oluşmuştu. Onunla ilgili bizim yaptığımız bir çalışmaydı. Bu da mesela 108 almış. İşte benim o zamanki doktor öğrencim Sibel var. Şantanı var. Hintliydi. Önemli bir Dark Energy Survey'de çalışan bir yani dünya çapında bir karanlık enerjinin araştırma ile ilgili bir şeyde çalışıyordu hala orada galiba. Benim danışmanım Florida'dan benim iş yani dört yazarlı bir çalışmamız. Bunun score da 108. Mesela burada başka şeyler de yazıyor. Mesela diyor ki in the top 5% of all research outputs scored by Altmetric. Yani Altmetric'te yani Altmetric en iyi dergilerin puanlarının verildiği bir yer. Hepsi değil. Orada %5'lik dilime girmiş. Ve kendi e, yılında çıkan tüm alanlardaki o yıl tüm alanlardakinin %97'sinden daha iyi. Yani Bu tüm çok iyi diye algılıyorum ben tabii, bunu. Tabii Bizim alandaysa %99'dan daha iyi. Yani bu tabi şey yani. Ve atıfı da görüyorsunuz. 143 atıf. Ve 5 tane haber yerinde... News Outlet'te haber olmuş. 5 tane blogda, 72 tane Twitter, 2 tane Facebook, 13 tane Wikipedia sayfasında bununla ilgili bağlantı var gibi. Dolayısıyla bu çok önemli bir endeks yani alt metrik. Tek başına önemli değil tabii. Zaten biz çok iyi bir yerde yayınladık. Yani Physical de bu şey olarak highlighted olarak yayınlandı. Yani sadece Fizik Review değil onun highlighted makaleleri oluyor yani. Özellikle bunlar diye üstün çizdikleri yayınlar. Bu onlardan bir tanesi de mesela. Bir, Nature Index'in listeledikleri artı onun içinde de ne kadar etki oluşturdu. Dolayısıyla bunlarla siz bir akademik çalışmasının etkisi Dolayısıyla iyi ve kötü o anlamda. Yani bunlar dediğim gibi uygulamalarda belki daha kolay onu görebilmek. Yani bir şeye, somut bir şeye dönüştüyse ve insanların hayatını, sağlığını, teknolojik değiştirir, O biraz daha somut. Ama bu tür şeylerde biraz, ya onların da bu tür görünürlükleri olacak tabii değil mi? Bu daha ölçülebilen bir şey. Evet yani şimdi belki oraya geçmekte fayda var. Yani tamam iyi makale, kötü makale nedir? Kafamızda belki bir şey olursa. ama Türkiye nerede? Ya evet, bir de ben buraya gelmeden bir araya bir soru sıkıştırsam hocam. Hı. Örnek veriyorum, bu tarz makale dergi işlerinde lobicilik faaliyeti oluyor mu? Yani mesela bunlar çok sinematik sektörün olan şeyler de. Burada oluyor merak ediyorum. Örnek veriyorum. İkimiz de işte siz zaten sektörde bilinen birisiniz. Ben değilim. İkimiz de aynı makaleyi yazdık. Hatta benimki daha iyi. Ama sizinki yayınlanıp benimkini yayınlamama durumu olabiliyor mu? illa ki. Yani Öyle mesela mi? bizim bir önceki slayt isterseniz gelelim. Yani bizim bunu PRD'de yayınladık. Physical DVD, Çok iyi bir yer. biz bunu ilk önce başka bir yere yolladık PRL'e. Ve bir tane hakem çok iyi dedi. Kesinlikle yayınlansın. Öbür hakem iyi dedi ama yeterince etkisi olabilecek bir yayın değil dedi. Neden? yani etkisi olabilecek bir yeri mi görüyoruz yani çok etkisi oldu. Ama onun sebebi benim hocanın mesela nefret objesi gibi bir şey olması kendi camiasında He, yani bu tür şeyler oluyor. Tabii ki çok normal. İnsanlardan oluşuyor. Bu sevmediğiniz insanı yolladığı zaman subjektif. Yani yanlış şeyler söyleyebiliyorsun. Evet. Ama editör öyle bir baktık. Şimdi gerekçesi ikisi de iyi yayın diyor. Bir i̇lk hakem diyor ki ya, bu çok etkisi olabilecek bir yayın. Çok önemli. Çünkü bizim bu yaptığımız şey şu. Yani sonucunu söyleyeyim isterseniz. iki tane nötron yıldızın çarpışmasından hem gravitasyonel dalga geldi bize hem de oradan foton geldi. Bu ikisinin gelme zamanları birbirine çok yakın olmasının biz karanlık maddenin var olması ile ilgili dördüncü belki başka insanlara göre de beşinci gösterge olduğunu gösterdi. Yani karanlık madde var diye söylediğimiz 3-4 tane bir gösterge var. Bu beşincisi. O yüzden Wikipedia'da taranıyor. Wikipedia'da karanlık maddenin var olduğu ile ilgili delillerden bir tanesi bizim makale. Yani o kadar önemli. Anlatabiliyor Teoride daha zaten ne yapabilirsiniz? Etki oluşturabilecek. Yani çok teorik önemli o anlamda değil mi? Bir teori kurup şey yapmadık ama yani biz bu gözlemin neden karanlık maddenin var olmasıyla ilgili çok önemli bir gösterge olduğu ile şey yapıyoruz. Yani o yüzden çok açık bunun şeyi fazla olacağı. Ama tamamen subjekt bir şekilde. İkinci hakem böyle dedi ve iyi hakem bulmak da kolay bir iş değil. O yüzden editör de genelde bir hakemin şeyini Kararını ters çevirmek, geri reddetmek istemiyor. Çünkü o zaman bir daha, daha hangi yüzde isteyecek ki ondan? Hmm. Yani o yüzden iyi hakemlerini biliyor, onları seçiyor ve onların bazı kararlarına katılmasa da şey yapmak zorunda kalıyor. O yüzden editör bize şunu yaptı. Ya PRL yani burada değil, demek ki fazla etkisi olmayacak. Yani evet makaleniz iyi. O zaman PRL'e bağlı olan bir alt, daha teknik olan. PR'de de highlight yapalım bunu dedi. Yapıldı ama mesela hemen bundan hemen sonra yıl sonunda American Physical Society. O yılın en önemli makaleler arasında seçti mesela 10 tane. Yani <laughs> Hiç etkisi olamamış gerçekten. <laughs> yani o yüzden şey değil yani burada da insan faktörü illaki var. Bu çok önemli. Ya. Orada yayınlanmaz burada yayınlanmaz yine etkisi olur. Yani zaten bu da onu ölçen bir şey. Altmetrik o yüzden iyi. Anlatabiliyor muyum? Yani gerçekten etkileşim olacak şey etkileşim olur. Yani orada yayınlansın burada yayınlansın. O yönden de önemli bir şey bu. Anladım. O zaman Türkiye'ye geçelim tekrardan. Türkiye'deki durum nedir? Yani şu an size bir sunum açtınız gerçi <laughs> ama bir de bunu sizden denemek isteriz. Evet yani ben de buna ilgili bir şey hazırlayayım istedim. Böyle arkaya da böyle bir Türkiye hemen çetçi pitiye şey dedim. Yani bana şöyle güzel bir arka plan hazırla. Hem Türkiye olsun hem bilmem işte şöyle bilim bilim. Burada görüyorsunuz bir dağılım var mikroskop var. Evet, parasından kurtarmışsınız. <laughs> <laughs> evet, evet, Şimdi Türkiye yani burada listeyi vermiş. Biraz önceki Nature Index'te görüyorsun. 1 Mayıs'tan 30 Nisan 2024'e kadarlık 12 aylık bir süre zarfında. Türkiye'nin yeriyle ilgili bir şey bu. Global açıdan 34. yüz. Kötü bir pozisyonda değiliz gördüğünüz gibi. Yani West, Western Asia diyor. Batı Asya. Orada 4. .yüz. Kendi coğrafyamızda kötü değil. Biyoloji, bio, biyoloji bilimlerinde, biological sciences'da 42. .yüz. Kimyada 30. Çevre ve işte dünya, jeoloji falan bunun parçası galiba 35. Ve sağlık bilimlerinde 31 tık daha sağlıktayız. Ve fizik, physical sciences'da işte fizik veya fizikle ilgili malzeme vesaire onlar da 31. Genel olarak 30 civarlığındayız. Yani çok bence kötü değil. Tıpta özellikle kendi bölgemizde ikinciyiz. Yani orada bir tık daha iyiyiz gibi. Genel sıralamamız bu. 30'lar civarında. Kötü bir sıralama sayılmaz. Yani tabii ki ekonomimiz ne bileyim G20'de ise 20'lerde ol, olsun isteriz ama çok şey değil. Bir sonraki sayıda daha böyle üstlerde kimler var biz neredeyiz görebiliriz. Evet onu soracaktım ben de mesela. Western Asia dediğinde mesela 1 ve 2 kim mi atıyorum? ya yani mesela bize bize kıyasla bir, birincisi şey, birinci kim dünyada? Çin. İkinci Amerika. Ama şunu unutmayalım. Ben şuradan da görebiliriz hatta. Türkiye 34. Yani hemen mesela altlarında Macaristan fena bir yer değildir. Yani Yunanistan da fena değildir. Slovenya, Tayland vesaire bunlar var. Birazcık hemen yukarıda İlanda var. İlanda bayağı iyidir yani aslında. E biraz hafif Yeni Zelanda çok iyi üniversiteleri vardır. Ve bize çok yakın. Norveç, Finlandiya 25-26. Ya bir dakika ne oluyor Norveç, Finlandiya? 25-26 nasıl oldu? Brezilya daha üstte. Ne görüyoruz burada? E ne kadar fazla bilim adamı varsa o kadar fazla çıktı olacak tabii. O yüzden bunu birazcık da e, popülasyonu da bölmek lazım. Bu sıralamada onu da hesaba katmak lazım. E, tabii ki Çin çünkü bir milyar insan var yani bir zahmet. Amerika'dan daha iyi olsun. Amerika'nın nüfusunun 3'te 1'i 4'te 1'i. E, Almanya mesela kendi nüfusuna oranla bayağı iyi puanda. 10 bin. Bu ise 30 bin puan almış. Amerika'nın nüfusu Almanya'nın 4-5 var herhalde değil mi? 400 milyon, o da 100 milyon yok herhalde Almanya, 80 milyon falan. O yüzden nüfusun olan da belki en iyi Almanya'dır bilmiyorum. Belki daha iyileri de vardır, İsviçre falan belki. Bakmak lazım ama. Ama listede enteresan, enteresan Mesela Pakistan var, Suudi Arabistan var. Hani ben Norveç'i Finlandiya'dan ziyade Pakistan ve Suudi Arabistan'a bayağı şaşırıyorum. Evet şey. evet, ya çünkü nüfusu çok fazla. Pakistan'da çok insan var. Bir de Hindistan'la kolaborasyon yapıyorlar. Ha, evet doğru. Yani geç. bir de Pakistan Avrupa'da da birçok insan onlar geri dönüyor Pakistan'a vesaire. Nüfusu da çok fazla tabii yani etkisi çok büyük. Tabii ben şeyi de kestim yani buraya her kezi almamak için 24 ile 9 arası yok şimdi. Ah yok, bunu yok, Fransa yok filan. var ya onlar Fransa buradaymış gerçi de. Diğerleri de burada vardır yani işte. Mesela niye görmüyorum da İspanyayı görmüyorum demek ki İspanya 10 ile 24 arasında yani. Liste isteyen bakabilir. Sadece şey için bunu verdim yani fikir olsun. Evet yani beklenen bazı ülkeler en üstte İngiltere, Almanya, Amerika, Çin vesaire. Biz de aslında kötü olmayan bir bölgedeyiz fakat nüfusumuzun bize verdiği artı bir şey var. O yüzden yani evet. Yunanistan'dan 4 sıra öndeyiz ama bu bizi çok da coşturmasın çünkü nüfusu bizim dörtte birim süren herhalde. Ama yani çok da kötü bir yerde değiliz. O yüzden bence daha da iyi bir yere gidebiliriz yani. Ama bir ilk önce bir nerede olduğumuzu söyleyelim istedim. Peki sizce hak ettiğimiz yerdimiz yoksa? Yani ilk 20'de olmamız lazım <laughs> ekonomimiz oradaysa. Yani nüfusumuzun kaçıncıysa orada olmak. Hatta daha da iyi olmamız lazım tabii çünkü bir geleneğimiz de var. Birçok ülke yeni kuruldu yani <laughs> neticede. Yani ne bileyim Suudi Arabistan ne geleneği olabilir ki? Yani kaç yıllık ülke zaten gibi. Yani, yani o açıdan şey. Ve bizden önde görüyorsunuz 29. sırada. Çok büyük bir atılım yapmaya başladılar son 4-5 sene. Bir sonrakinde, yani kaç tane, bunun şeyini anlatayım isterseniz. Count dediği makale sayısı, Share dediği şey ise o makalelerden payı. Yani mesela Türkiye'nin toplam bu Nature indeksin içine giren, o listelenen dergilerde 628 tane yayın varmış bir yıl boyunca. Bu 628 yayının %628'i. 1 bölü 6'sı bize ait. Yani mesela 6 yazarı varsa bir tanesi Türkiye'den. Diğer beşi başka yerlerden. Bu onu gösteriyor. Dolayısıyla bu share yani bizim payımız burada çok belirleyici. Sıralama ona göre. Sıralama sizin payınız ne orada? Yoksa 1000 tane yazar olur bir tane sizdendir. Ama onun hepsini kendine yaz. O anlamda. Bunlar değişik alanlarda biraz önce saydığımız alanlardaki kaç tane makale oldu? Görüyorsunuz physical sciences fazla. Oradaki share'imiz de 50 mesela. 400'de 50. Anlatabiliyor muyum? Yani 400 tane makale var ama onun sadece 50 tanesi bize ait diyeyim. Yani 40'ta 5'i, 8'de 1'i bizim. 8 yazarlıysa bir tanesi biziz. Diğer 7'si yabancı gibi. Burada onları veriyor. Bir sonrakinden artış, azalış nasıl değişik alanlarda? Mesela bu yeşil olan Physical Sciences'mış. Bir, hafif bir artış var. Hepsinde az çok bir artış var. Yani ya sabit ya artış var. Yani genel olarak bir artış sayılı var görüyorsunuz. Ha bu da ilginç bir grafik. Bu da bizim yaptığımız yayınların, Türkiye'den yani çıkan burada taranan önemli yayınların diyeyim. Kimlerle yaptığımız? %26'sı Amerikalılarla yapmışız. %16.7'sini Çin'le. Sonra 16 işte Almanya, İngiltere diye aşağı doğru iniyor Dolayısıyla hangi ülkelerle daha fazla kolaborasyon yapıyoruz? Bu da onun. Yani ağırlıklı olarak işte Amerika, Çin, Almanya, Yunanistan, İtalya falan diye gidiyoruz. Rusya'nın olmaması da benim burada Evet, ben evet, şeyde. evet. Rusya genelde çok şey değil, biraz daha hafif kapalı. Kapalı, ona kendi Evet. bu da yani biraz öncekinin şeyi. Evet, bunlarla biz birlikte yayın yapıyoruz. Ama katkımız ne? Mesela Amerikalılara yaptıysak işte 124'te 20'si bizim. 6'da, bizi, 6'da 1'i bizim. Mesela Çin'le yaptığımız zaman 80'de 10'u, 8'de 1'i. Oran biraz daha düşük. Demek ki Çinlerle yaptığımız zaman Çinlerin sayısı fazla, bizim az. Çok yapmışız belki ama onların şeyi fazla. Mesela Almanya ile yaptığımız zaman 74'te 14, bir tık daha iyi gibi gibi. Yani bunlar biraz oranları anlatıyor bize, bu da onunla ilgili bir fikir versin diye. Bu da herhalde en son bununla belki bitireceğiz. Bu da buradaki katkılara göre sıralandığı zaman Türkiye'deki en iyi 10 üniversite. Bu endeks çerçevesinde diyelim. Bilkent, İTÜ, Koç, ODTÜ, İstanbul Aydın, Boğaziçi, Hacettepe, Sabancı, 9 Eylül, Burdur, Mehmet Akif Ersoy. Dolayısıyla böyle bir sıralama var. Bunun içine biraz daha gireriz ayrıntısıyla. Ama bu da ilk 10 üniversite. Bu çerçevede. Yani biz böyle her anlamda bir sıralama yap yapıyor gibi olmayalım. Ama önemli bir endeks bu. Çok önemli bir endeks. Ve bu endeks çerçevesindeki sıralama da bu. Yani ilginçmiş. Yani ben hep yine işte... Sondaki maddeye takılalım. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ama hani çünkü Burdur'daki bir üniversite sayana kadar belki 40 tane 50 tane üniversite sayabilirsiniz ama onların yerine Burdur olması bence onlar için başarıdır. Evet, Bayağı başarıdır da. Hocam o zaman bir sonraki bölümde bunlara ve daha bu okullara daha detaylı girelim isteriz. Tabii. Biraz daha fiziksel bilimlerde daha çok sizin şov yapacağınız kısımlara daha çok böyle girelim. Bu haftalık teşekkür ederim size. Sonraki hafta görüşmek üzere. Görüşürüz.